Merhaba arkadaşlar. Sıradaki komutumuz izometrik curve komutu. Bu yapmış olduğumuz düzlemde o düzlemi parçalara ayırmamızı sağlayan bir komut. Aslında extrude komutunu anlattıktan sonra part bölümünden sonra aslında buranın incelenmesi daha mantıklı ama komutlar içerisinde yer aldığı için bunu da bir şimdilik inceleyelim. Yeni bir modül açalım. Evet. Şimdi sketch'ten XY düzlemini seçtim. Ve buradan Studio Spline'ı aldım. Sonrasında şu şekilde bir spline oluşturdum. Tamam. Okey dedim. Kapattım. Extrude kısmına tıklayıp burayı genişletmek istiyorum. Şimdi bu düzlemi seçtik. Tamam. Genişletme istediğimiz uzaklığa ben şuradan bir 50 olarak vereyim. Start'ta simetrik olarak seçelim. Uzaklığa 50 olarak verelim. Tamam. Simetrik 50 birimlik bir extrude atamış olduk. Sonrasında curve sekmesinde şimdi buradaki kompozit curve kısmına gelip buradaki bölüme derived curve galeriden izoparametrik curve'ü aktif edelim. Şimdi izoparametrik curve'e gelelim. Şimdi ilk başta default ayarlarda geldiği zaman bu aktif bir şekilde gelmiyor. Bizim buradan aktif etmemiz gerekiyor buradaki komutları. Mesela buraları da aktif bir şekilde tutalım. Şimdi face'imizi seçelim. Bu yüzeyimizi seçtik. Burada direction U şeklinde, V şeklinde yani direkt yüzeyde dümdüz gidecek şekilde veya U and V diyor. Bu şekilde parçalara ayırmamızı sağlayan bir komut. Gördüğünüz gibi buradaki parçaları istediğimiz şekilde düzenleyebiliriz. Kaç parça iyi ayrılacağı ile alakalı bilgi var burada. 6 parça dedik, 7 parça dedik. Görüldüğü gibi bu bizim yapmış olduğumuz yüzeyi parçalara ayırmamızı sağlayan bir komut. Genel hatlarıyla şu anki bilgimizle bunu yapmamız çok mantıklı değil. Ancak komutlar içerisinde yer aldığı için bunu da göstermek istedim. Bunun daha ayrıntılı kısmını yüzey modelleme bölümünde anlatacağım zaten. Şimdilik bu komut bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.